Merhabalar, ben Nuran. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda Şevketi Bostan salatası var. Daha önce yayınladığım videolarımda Şevketi Bostan nasıl toplanır, nasıl temizlenir ve yemeği nasıl yapılır videolarım var. Açıklamalar kısmına linklerini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Evet, şimdi Şevketi Bostanları güzelce yıkadım. Sonrasında da ince ince ayıklıyorum. Çünkü uçlarında dikenleri var. Hani dikkat etmezsek dikenleri kalabilir yine de. Şöyle bir elden geçiriyorum. Ve elime gelen dikenleri de bıçakla ayıklıyorum. Oldukça taze, çok güzel. Salatası da çok güzel oluyor. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum. Evet, filizlerini de bu şekilde kalın olan kabuklarını ayırıyoruz. İçerideki o büyük beyaz kısmı çok güzel, lezzetli. Çiğ olarak da yenebiliyor. Bunu bu şekilde böyle havuç gibi çiğ olarak da yiyebilirsiniz. Haşlayıp salatasını da yapabilirsiniz. Veya yemeğine de ekleyebilirsiniz. Her halükarda güzel, lezzetli bir bölüm. Bu arada tencereye de su koydum ve ocakta şu anda o kaynamaya başlayacak birazdan. Evet, Şevketi Bostanlar da ayıklandı, hazır şu anda. Ocağın başına geçelim. Evet, suyumuz kaynadı. Yarım limon sıkıyorum. Limon daha güzel, lezzetli olmasını sağlayacak. Koymayabilirsiniz ama konursa daha güzel oluyor. Ve tuz ekliyorum ve güzelce karışmasını sağlıyorum. Muhakkak eritelim tuzu, ondan sonra Şevketi Bostanları ekleyelim. Bu bütün haşlanan sebzelerde aynı sistem var. Kesinlikle tuz eridikten sonra kaynar haldeki tencereye sebzelerimizi bırakalım. Daha güzel, lezzetli sebzemiz olacak. Ara ara karıştırarak kaynatalım. Evet, 15-20 dakika arasında benimkiler pişti. Bakıyoruz, en sert olan yeri kontrol ediyoruz. Yumuşadıysa tamam demektir. Hızlıca soğutmamız lazım. Onun için hemen sıcak sudan soğuk suya aktarıyorum. Bu şekilde sıcak suda bekletmeyelim. Yoksa kararır. Hani istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Hızlıca soğuk sudan geçiriyoruz. Ondan sonra süzmeye bırakacağız. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum. Evet, sosunu hazırlıyoruz. Yarım limon, tuz, nar ekşisi ve zeytinyağı kullanacağım. Bu sos bütün salatalarınızda kullanabileceğiniz çok güzel bir sos. İyice karıştırıyoruz. Bu arada salataya sosu ekledikten sonra bir süre daha beklerseniz daha güzel lezzetler birbirine geçmiş olacak. Daha güzel bir sonuç elde edeceğiz. Evet, süzden Şevketi Bostanları da şöyle lokma lokma doğruyorum. İstediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz tabi. Tercih size bağlı. Ve son olarak da elimize gelen diken varsa onları da kontrol edersek sonunda sürpriz olmaz tabii ki. Tabağımıza gelmez. Evet, artık sosla buluşturma zamanı. Güzelce karıştırıyoruz. Ve salatamız artık servise hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara da kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın.